Ben aslında bizim arkadaş grubumuzun özelliğini söylemiyorum. Yani fazla detay anlatmıyorum. Yani tarihe ileride geçecek. İnşallah. İnşallah. Yani inanın sahabe döneminde ancak görülür. Maşallah. Evet. Yani bu kadar hayatının tamamını vakfeden insanlar, maddi manevi bütün benliğini İslam'a veren insanlar çok nadirdir. Maşallah. Evet, kesinlikle. Bakın ki bu maddi zamanda... manevi bütün benliğini İslam'a veren ne varsa. Maşallah. Çok çok nadirdir. Yani bunu ileride tarih yazacak. İnşallah. Ama ben şu an detay vermiyorum. Mesela şu insanın şöyle fedakarlığı var, bunun böyle fedakarlığı var. Anlatmadık şu ana kadar. Bilinmiyor. Evet. Ama zamanı gelince bilinecek. İnşallah. 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 O sevgi ve güven bağlılığı. Ve samimiyet. Ve samimiyet, evet. Evet. O hakikaten benim diğer cemaatlerde görmem çok zor olan bir özellik o. İnşallah. Hiç kimse ne ailesinin, ne geçiminin, ne çoluğunun çocuğunun derdindedir bize. Herkes sadece Allah rızasının peşindedir. Evet, en çok dikkatini ya çeken. Ya sadece ona teksif olmuşlardır, o kadar. Yani hayatın sosyal diğer yönleri hiçbir şey ilgilendirmez arkadaşlarım. Elhamdülillah, maşallah. İnşallah hocam. Yani inanın bu, yani dünyada ben bütün cemaatleri biliyorum, Müslüman grupları biliyorum. Yani çok nadir rastlanan bir şey. Onlar da Allah razı olsun, güzel hizmetler yapıyorlar. Evet. Ama ben kendi cemaatim, arkadaş grubum olduğu için söylemiyorum. Hakikaten çok farklı. Yani çünkü hepsinde bir sosyal hayat oluyor onlarda. Mesela çoluğu çocuğu var, evde, işi var, hayat var. Yani herkesin bir düzeneği var. Evet. Ondan arta kalan mesela %2'lik bir vakti oluyor, %3'lük bir vakti oluyor, onu o kadarcığını ayırıyor. Evet. Yani haftanın bir gününü ayırıyor. Benim arkadaşlarım uykunun dışında bütün hayatını ayırıyorlar. Evet. Maşallah. Yani uyku ve yemeğin dışı, hatta yemekte bile bir faaliyet vardır. Helal. Yani bu görülmüş bir şey değil. Yani çok şaşırtıcıdır. Gerçekten. Kız olsun erkek olsun. Maşallah, evet hocam. Helal. Değil mi? Helal. Yani çok şaşırtıcıdır. Ve aşkla, şevkle, heyecanla, coşkuyla. Mesela en azından şu Oktar, mesela bizim Oktar. Ya bu, mesela bu ayet güzel, Amerika'da okumuş, bilmem ne yapmış falan, feşmeken, yani her türlü şeyi var. Yani bu derece hayatını Allah'a vakfetmiş olması, yani sırf bir örnektir. Elhamdülillah. Ya Oktar gibi yüzlerce, binlerce insan var. Maşallah. İnşallah. Sizin vesileniz tabii oldu hocam, maşallah. Allah vesile ediyor, evet. İnşallah. Ama tabii ki yani ben mesela Allah'a zikredim, ben samimi olmasaydım, ben mesela çoluğumun çocuğun peşinde olsam, eşimden tatile gitsem pazar günleri, ya beni göremezsiniz pazar günleri desem, cumartesi pazar, değil mi? Evet. İşte Silivri'de bizim bir yazlık var, oraya gidiyoruz falan desem, ya hafta sonları dedemlerde kalıyorum desem, akşamları mesela çoluk çocuk gidip sinemaya gitsek, lokantaya gitsek, arta kalan vakitlerde de ara ara kardeşlerime vakit ayırsam, onlar da benim benzerim olurdu. Allah saklasın. Evet. Değil mi? Ya ben bunu yapanları kınamıyorum. Ama vakit o kadar sıkışık ki, bu hayatın dışında başka bir hayat olacak gibi değil. Ve böyle bir görünümümü de ben inanın samimi olarak göremiyorum. Yoksa ben bir başka grup olsa benim öyle gurur, kibir, derdim yok. Ayağını öperim o şahsın, ayağın altını öper. Biat ederim, bağlanırım, hocam derim, senin emrindeyim, ne istiyorsan yapayım derim. İnanın böyle bir grup bulamıyorum. Evet. Maşallah. Yani bu derece coşku ve aktivite ve canlılık ve hızlı bulamıyorum. Ama çok mükemmel faaliyet yapan kardeşlerimiz var. Allah hepsine razı olsun. Görüyoruz yani, görmemek mümkün değil.